kırmızı noktada. Yeni tanıştığın insanlar seni hemen severler mi? Genelde severler. Çok sıcakkanlıyımdır. Sesini bir renkle anlatsan hangi rengi seçersin? Pembe. Toz pembe. Seni tek bir kelime anlatacak olsa hangi kelimeyi seçerdin? Aşk. Kendini bir konuda eleştirecek olsan hangi konuda eleştirirsin? Aşırı safım. Saf. Yaz yani şuraya, hani, yaz ya, saf. Şey yani. Hani. Saf. Gerçekten o kadar ya. Ya da dövme saf. Kimsenin farkında olmadığı bir takıntın var mı? Oo, tabii ki de. Ne var mesela? Sürekli kendimi kilolu hissederim. Bu bir. Kilo takıntım var. Yani hani ki çok zayıf. 49 kilo da olsa ki çok zayıf. Ben kiloluyum. E tamam, biz buna az önce şahit olduk. Çünkü göbeğim çıkmıyor değil mi dedi. Göbek möbek yok arkadaşlar yani. Yok. Nitekim bir de şu anda size sol profilden oturuyorum. Ama benim sağ profilim daha güzeldi diye buraya dönüyormuşum. Böyle bir takıntım var. Arkada dönüp programı takıntı yapıyormuşuz. Bu böyle. E bunlar bir şey değil canım. Tatlı takıntılar. Ben ne bileyim ya. Peki işte. İnsanların seni en çok övdüğü şey ne? Bilmem. Hiç düşünmedim bunu. Hep beni bir övgü alırsın o konuyla ilgili mesela. Ha, disiplinim konusunda çok övgü alırım. Bravo. Aşırı disiplinliyimdir ki ve çok çalışkanımdır. O yüzden hani böyle notlu motlu çalışırım yani. Öğrenci ajandalar. Gibi ajandalı majandalı falan, o yüzden evde çok. Evde printer var ya, biliyor musunuz? Printer var evde, printer. Artık ofislerde, şirketlerde yok yani printer. Yani seviyorum ben programı çalışmayı. Böyle şey yapıp not alıp haftalık programını önüne döküp oradan dakika dakika bakar. Hani şu saatte şunun var, bu Evet, saatte bunun var diye. Öyleyim. Süper. Öyle olmaktan da hoşlanırım. O Her yüzden de şeyi överler. Unutabilirsiniz hakkımda ama asla şunu unutmayın dediğin şey. Her şeyi hakkımda unutabilirsiniz. Ama. Ama bilmem ya, bilemedim. Bir daha tekraya bakayım. Her şeyi unutabilirsiniz hakkımda ama şunu asla unutmayın. Ben asla pes etmem. Programın ismini sonunda sen koyacaksın biliyorsun. Seni en çok ne korkutur? Ah, sevdiklerimi kaybetmek. Şöhret, tek kelimeyle. Boş. Aa. Ya uçucu bir şey şöhret çünkü. Uçucu bir şey, doğru söylüyorsun. Uçucu bir şey. Kalıcı, yani kalıcı olan şeye şöhret denmiyor bence, o başka bir şey. Mesela şarkıcıyla sanatçı arasındaki fark gibi. Kendini sanatçı olarak mı görüyorsun, şarkıcı Şu anda olarak mı? Ben daha şarkıcıyım. Ne zaman sanatçı diyeceğiz sana? Bilemeyiz. Genç sanatçı Hande Ünsal programımızda. Ya değil mi öyle? Ama çünkü yazıyorsun, yorumluyorsun. Tamam ama üreten, o öyle olmuyor. Yani bana göre, göre üreten insanlar sanatçıdır. Tamam, bana göre de şöyle mesela. Ürettin, 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 ürettin. Bir gün bir Sezen Aksu oldun. Bir gün bir Neşet Ertaş oldun. O zaman sanatçısın. Bravo. Bu işte sonradan görme olmamakla alakalı bir şey bu mütevaziliğin senin. Estağfurullah. Çünkü ailede de olduğu için, anladın mı? Şımarmana fırsat olmamış senin. Hiç şımartmadılar vallahi zaten. Asla şımartmadılar yani. Anne terliği yedin mi? Anne terliği yemedim de anneanneden yedim. Yedin mi gerçekten? Yedim vallahi böyle popoma. Benim annem keman çalarken özellikle. Yanlış astın falan diye ya böyle. Ya hop popoya. Popoya benim yedim. De annem çok tuhaf bir kadın. Isırıyor bizi. Aa, çok tatlıymış ama. Vallahi bak, böyle bir şey kızdığı zaman biz mesela hiç anne terliği yemedik. Annem hep ya kolumuzu çimcirirdi ya ısırırdı, bir şey yapardı falan. Hangi mevzu hakkında konuşmaktan nefret edersin? Ay, bilemedim şu an. Hangi mevzu konu? Bir dakika, bir düşüneyim bunu ya ufacık. Yapmıyoruz ama hadi güzel güzel anlattığın için sana bu seferlik şey tamam. Verelim. Başka bir soruya geçeyim. Dönerim oraya daha sonra. Ha, bunu bir daha söyle, hangi mevzu? Hangi mevzu hakkında konuşmak? Şimdi ajandasını çıkarıp not alacak, disiplinli ya. Başkalarının ilişkileri konusunda konuşmaktan nefret ederim. Çok güzel. Depresyona girince ne yaparsın? Otururum ya, ağlarım ya kendimi yemeğe veririm. En çok ne yersin? En çok tabii ki de karbonhidrat yerim. Asla ne yemezsin? Et. Sıfır mı? Hayır. Kıymadan yapılan her şeyi yiyorum. Evet. Ama bütün olarak et yemiyorum. Balık?
çocukluğumdan beri böyle. Balıkta yeni yemeye başladım. Hı-hı. O da böyle ayıklanacak falan. İyice. Ondan sonra bir tane bile ben balığı görmeyeceğim. Balığın ne balığı kafasını olduğunu bilmeyeceğim. Koyacağım. Hiçbir şey. Yani ton balığı daha iyi yani. Ton balığı bence de daha iyi. En çok neye para harcarsın? Sevdiklerime. Alışveriş bağımlısı mısın? Alışveriş bağımlısı değilim. Hiç dolabımda git bak dolabıma hiçbir şeyim yoktur. Aa. Tamamen styling odaklı yaparım Ciddi kendim. Misin? Evet, para harcamam dolaba ben. Aa. Çok tutumluyumdur o konuda. Ayakkabı, çanta falan Ay, böyle çok boşa gideyim. Boşa yani. Bir kere bir şey görüyorlar zaten. Aha. Sonra bir daha giyebiliyor musun? Giyemiyorsun. Bunu bu programda giydim. Giydim, bir daha giyemeyeceğim yani. Hani dolayısıyla da neden buna para harcayayım? O zaman tutumlusun sen. Tutumlu değilim. Ama bazı konularda gereksiz bulduğum şeye para harcamam mesela. Bravo, takdir ediyoruz seni. Dedikodu yapar mısın? Yani çok böyle hani içinde ben olmadığım hiçbir şeye girmem. Hı hı. Kimseyi konuşmayı sevmem. Ay rica ediyorum kimse de beni konuşmasın. Ondan sonracıma herkes böyle mutlu mesut hayatında kalsınlar yani. Böyle... Alt yazıda geçelim bunu. Yani sevmiyorum çünkü hani birileri bir şey konuşmuş gelmiş sana onu bir daha anlatmışlar falan. Ya çok o kadar boş ki arkadaşlar ölümlü dünya ya. Evet. Rica evet. ediyorum gerçekten kamu yani buradan gibi program çıkıp. Oldu yemin ediyorum. Gerçekten ama. Kamu spotlarıyla dolduk. Ünlüler arasında WhatsApp grubunuz var mı? Hiç ünlülüğünü kullanarak bir işi hallettin mi? Hayır ama annemin ünlülüğünü kullanarak bir kere şey yapmıştım. Arkadaşlarım yanımdaydı. O zaman 11 yaşındaydım. Hani şey bir kerecik yaptım onu. Ne yaptın? Ya bir yere girmemiz gerekiyordu. Aldın Almadılar da, bizi yaşınız oraya. Mı Yaşımız tutmadı. Evet. Benim de annemin yanında mesam kartım vardı. Ben Liran Ünsal'ın kızıyım dedin. Onu da demedim. Ne dedi? Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz mu dedin? Ne dedin ayol? Ben Liran Ünsal'ım dedim. Annem bunu duyduktan sonra beni 3 hafta boyunca arkadaşlarımla görüştürmedi. O kadar komikti ki. Çok iyiymiş. Yediler mi bunu? Hayır. Almadılar zaten de yani. Ama çabam varmış öyle düşünün. Morardım şu an. Gözünden yaş geldi. Gerçekten sonra annem bu kulağına gidiyor. Önce telefonumu aldı. Ondan sonra... Görüştüğüm arkadaşlarımla görüşmemi yasakladı. Onların ailelerini aradı. Bir de üstüne üstlük onlar da ünlü çocuklarıydı. Şaka yapıyorsun. Evet. Hepimizin başına geldi bu. Total yaktım bizi yani. Total, hepinizi birden yaktım. Vallahi billahi Görüşüyor total. Görüşüyor musunuz hala? Bazılarıyla görüşüyorum. Görüşüyorsun. Bazılarıyla koptuk. Şu anda oluyor mu? Mesela karıştırıyorlar mı sizi? Annemle mi? Yok yani... Annen zannedip fotoğraf çektirmek isteyen falan oluyor muydu? Yok ayol. Ha. Çok benziyorsunuz ya. Ben annem dedim, sarışın ama. Evet doğru ama ben Niran'ı kaç zamandır görmüyorum şu anda evet, yani. Evet annem bayağı sapsarı. Bebek. Sen? Barbie bebek gibi. Artık annenin kartıyla ben Niran'ı salıp diyemezsin yani. O zaman bir de yani gerçekten 11-12 yaşındaydım. Anneme o kadar özeniyordum ki. Hani bütün kıyafetleri. Bütün kız çocukları gibi aslına bakarsan. Falan filan hepsine böyle bir hevesim vardı. Aha. Bir de İzmir'de yaşıyordum. İstanbul'a çok gelmiyordum da. Anneanneyleydin sen. Anneanneyleydim. Geldiğim ilk fırsatta kullanmışım bunu yani. Bravo sana. Gerçekten kullanmışım. Unutulmaz bir hikaye biliyorsun bu. Bir de çocukluğum boyunca ben İzmir'de olduğum için bu çok komiktir. Okula gidiyoruz. Okulda bizden şey istediler. Aile... Ağacı istediler. Aha. Şimdi ben babamla görüşmüyorum. Babamın bende bir tane bile fotoğrafı yok. Dolayısıyla şöyle bir aile ağacı çıktı benden. Anneannem, anneannemin annesi, anneannemin kardeşi. Bunların hepsi kadın bu Anne arada. Anne tarafımızın. Ondan sonra acaba annem, teyzem, dayım, ben. Yani bu taraf yok hiç. Anlatabildim mi? Annemin de fotoğrafını bulamayınca gazete küpüründen kessen annemi... Koy oraya. Okula gittim. Alsancak İlköğretim Okulu. Ondan sonra canım, bana kimse inanmıyor. Ben diyorum ki benim annem Liran Ünsal. Herkes benimle dalga geçiyor. Diyor ki sen yalan söylüyorsun.
seni annen İranlıysa değil. Ömrüm boyunca bunu kaba şey yani o okul dönemim boyunca bunu kanıtlamaya çalıştım İspatlı okuldaki arkadaşlarıma. Anne gelmedi en hiç son okula. Anneannem aradı. Ondan sonracıma annem geldi okula. Ve konu herkese öyle kapak oldu. Ama gerçekten. Bütün daha saracak ilkokulundaki arkadaşlarına da buradan selamlarımızı. Sevgilerimizi iletelim. Çok güzel hikayeymiş bu arada. Değil mi? Çok bayıldım. Komik yani. Çok güzel hikaye. Çok merak ediyorum. Kesebiliriz, koymayabiliriz de burasını aslında. Çok samimi aktığı için program. Hiç arkadaşımsın ama hiç sormadım da sana bu konuyu. Babayla hiç mi görüşmüyorsun? Yani olsa ya şey öyle bir diyalog olsa görüşürdüm de hani öyle bir diyalog olmadı hiç. Ay bak çünkü şimdi bir öfkem çok yok, parladın. Bir kızgınlığım yok, çok bir kırgınlığım yok ama öyle bir diyalog olmadı Emel. Hı-hı. Hani şu anda gelse bugün arasa Hı-hı. beni tabii ki açar ve tabii. konuşurum. Hı-hı. Hani babadır sonuçta yani tabii anlatabildim ki. Mi? Tabii hani ki. Hiçbir zaman öyle bir şeyim yok. Ama şuramda Hı-hı. her zaman yani ben şu an 29 yaşına girdim Hı-hı. ve 29 yaşına gelene kadar bir babayla bir diyalog mu olmadı? Dolayısıyla hı hı. hani hani ona da şunu sorardım yani. Hani, bu zamana kadar neden gelmedin derdim. Hı hı. Ama şunu da yapmazdım yani. Hayatımda seni istemiyorum. Hı hı. Bunu da yapmazdım. Gereken saygıyı gösterirdim. Kesinlikle diyorsun. Öyle. Güzel. Böyle şaşırdı. Şaşırdı. Evet. Güzel. Evet. Olması evet. gereken de bu zaten. Helal olsun. Helal be. Olsun sana. Bravo be Hande. Helal içinden. Olsun be. Hadi gel. Aşk meşke geçelim. Nasıl bir sevgilisin? Şımarık bir sevgiliyim. Kıskancım. Çok. Çok değilim ama kıskancım. Ve kıskandığımı asla belli etmem. Nereden vuracağım belli olmaz. Gerçekten mı? Hiç anlamazsın. Böyle aşk konusunda böyle huylarım var. Hı-hı. Çok sevilmek isterim. Hı-hı. Ve bunu aşırı üstümde hissetmek isterim yani. Beni o kadar çok sevsin ki sevgiye boğulayım. Oh. Biraz üstümden böyle elini çektiği anda hemen böyle şey tribe girerim. Ve o tribi de şöyle yansıtırım yani hani... kesin olarak hani ona yüz vermeyerek yansıtırım. Hani tam tersi bir psikoloji. Tamam öyle peki, mi? Sen peki görürsün. Sen bilirsin. Pes. Okay. Sana şimdi bir soru soracağım ama bu olmayacak. O kadar hayatında hep Serkan var ki. Sor. Sen benden daha iyilerine layıksın diye hiçbirinden ayrıldın mı? Kırmızı nokta kült sorularımızdandır. Ama sen tabii çok... Şimdi bunda çok komik bir hikayem var. Bunu söylemeden tamam. edemeyeceğim. Çok yakın bir arkadaşım var. Sevgili Halil Güzel. Fotoğraflarımı da çekiyor. Evet. Birçok insan da zaten Halil'i tanıyoruz. Sevgiler. O böyle bir gün bir arkadaşıyla, eski flörtüyle ortak bir noktada görüştü vesaire falan filan derken ondan sonra ben Halil'e şöyle bir soru sordum. Halil nasıl oluyor da işte flört ettiğin biriyle tekrardan aynı ortamda bulunup sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun dedim. Ve Halil de bana şöyle söyledi. Hayatım anlatsam da anlamayacaksın senin eski sevgilin yok dedi. Ve o ben de bir yara olarak yok ki yani. Kaldı yani yok ki. Yok yani. Nasıl anlatayım hep şimdi? Hep Serkan Balkan'la beraber yani gözünü açtı. Onun ilk flörtü o sonra evlendi. Sonra boşandı ama hala beraber yani. Bu hikaye de böyle biter ben size söyleyeyim yani. Aman nazar lazım. Maşallah desin herkes lütfen. Batılığını nazar görüyor musun peki? Nazar boncukları yağdırın üstümüze. Nazar boncukları. Hakkında neyi yanlış biliyorlar anne? Hakkımda neyi bilmem ki. Hakkımda neyi bilmem. Vallahi bilmiyorum Emel. Sence ne bileyim, yanlış? Soğuk biliyorlardır belki. Ya da ne bileyim işte bir şey ya da. Soğuk bir insan hiç değilim ki hiç ben. Değil. Aşırı da samimiyimdir bir de yani üstüne üstlük. Gereksiz bir samimiyetim vardır. Hemen biriyle tanışır tanışmaz böyle. Can ciğer. Aman can ciğer olalım. Ay telefonlarımızı alalım da bundan sonra hep görüşelim. Hep görüşelim. Hadi gelin falan. Bende kalın yiyelim içelim. Böyle de bir huyum var. Kesinlikle. Herkes bize gelsin. Seni en çok ne heyecanlandırır? Ay yeni şarkılar. Instagram fake hesabın var mı? Hızlan. Hı-hı. Araba motoruna kendi adını yazıp bakar mısın? Araba motoruna? Araba Google.
söyleyeyim. Ha, hiç bakamam. Bakmam. Pire için yorgan yakar mısın? Yakarım. Bir kişi yalan makinesine bağlama hakkın olsa kimi bağlarsın? Serkan'ı. Sen... Sen de en çok şefkat uyandıran ünlü kim? Şefkat uyandıran ünlü. Evet. Annem. Bize bir ünlü yalanı söyler misin? Bize bir ünlü yalanı. Bir ünlü yalanı. En sevdiğim cevap. Yani muhtemelen ben böyle bir şey yapmıyorum da. Ama muhtemelen şunu yapan o olmuştur. Hani işte çekimdeyim. Ya da işte ben bilmem sonra neredeyim. Döneceğim. Sonra dönerim falan olmuş olabilir. Ama hani kendi adıma bir yalan söyleyeceksem. Muhtemelen onun gerçeğini söylemeyi tercih ederim. Ya da hiç açmam. Ya da hiç dönmem. Güzel. Yani netimdir o konuda. Sence çok. Sence aşk bir kere mi yaşanır? Yok. Ben çok yaşayan gördüm valla. Kendi adına bir kere. Ben kendi adıma bir kere yaşadım. Bu kırmızı nokta sorularını haddime sana güncellememiz lazımdı. Şey sen söyledin. Bir kere mi sever? Yok çok da sevebilir yani. İlişkide bir erkek asla ne yapmamalı? Aldatmamalı da yani zaten o biraz şey isterdi. Kıskançlık yapıp haksız çıktığın bir an oldu mu? Hiç çıkmadım be. Hep haklısın. Keşke çıkaydım be. Kadınlarla mı erkeklerle mi arkadaş olmayı tercih edersin? Hiç öyle ayırt etmiyorum ya. Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı? Oh dün gece. Ne buldun? Hiçbir şey. Ya şöyle bir şeye bakayım dedim. Hani şimdi sakiler çıktı. Aha. Bunlar patladılar. Bakalım ne diyenler geliyor. Acaba diyenlerde bir şey var mı diye. Aşkta sürprizi bir partner misin? Ay evet ya. Tehlikeli misin? Tehlikeli. Kişiye göre değişir. Zirve takıntın var mı? Yok öyle çok zirve takıntım yok. Sabah ama uyandın. Başarı seviyorum dediğim gibi. Sabah uyandın biraz keyifsizsin kendini motive etmek için ne söylersin? Aa şey şarkı falan açarım hemen. En sevdiğim o dönemde ne beni motive ediyorsa. Hemen geçerim televizyondan açarım onu. Gazlanırım böyle kendi kendime. Centilmenliğin ilk kuralı ne? Bilmem erkekler söylesin. Bekarlık mı evlilik mi? Şu an için bekarlık. Kendinle çıkar mıydın? Kendimle ne çıkardım ben? Yükselen aslanım ya delirme. Tabii ki de. Çok beğenip tavlayamadığın biri oldu mu? Yani hiç olmadı. Kendini kaç yaşında hissediyorsun? Kendimi 9 yaşında hissediyorum. Şu anda 3C sınıfından Andeviz sağ bizlerle. Merhabalar. Kıskandıran özelliklerin neler? Kıskandıran özelliklerim. Kimi kıskandıran? Yani herkes. Muhtemelen sesimdir. Mezar taşına ne yazılmasını istersin? Allah rahmet eylesin çok saf kızdı. Fakat iyi dost kazığı yedi. Gibi. Program bitti ismi ne olsun? Program bitti ismi ben asla pes etmem olsun. Ben asla pes etmem olsun. Bize bir şarkı söylemeden göndermem. Ne söyleyeyim? Çok bir sevmekten geliyorsa. Söyleyeyim o zaman. Hadi söyleyeyim. Hep kaybettik çok sevmekten, gözümüzde büyütmekten. Ne geldiyse başımıza bu yüzden gelmedi mi? Hoşçakalın.